36 il için sarı ve turuncu kodlu uyarılar vardı. Özellikle turuncu kodlu uyarının yapıldığı şehirlerden birisi de Antalya. Her ne kadar sahil kesimlerinde yağmur şeklinde, sağanak şeklinde söz konusu olsa da yağış yüksek kesimlerde, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oluyor. O noktalardan birisi de Akseki Seydişehir Karayolu. Yer yer ulaşıma kapandığı anlar da olabiliyor ama bölgede ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son durumu paylaşacak bizlerle Ahmet Çelik, hemen onu dinleyelim. Alacabel Tüneli'nde buz gibi bir soğuğun olduğunu belirterek yayınımıza başlayalım. Bölgede kar yağışı da oldukça etkili. Dün gece saatleri itibariyle kar yağışı başladı. Bu yolda zaman zaman aksaklıklara neden oldu trafik konusunda. Bakın tam 1825 rakamının ölçüldüğü o tepedeyim. Burada önlemlerin alındığını belirtelim. Jandarma ve emniyet ekipleri de yaklaşık olarak 30 kilometrenin etkili olduğu bu alanda sürekli uyarılarda ve kontrollerde bulunuyorlar. Sürücülerin burada durmamaları konusunda uyarı yapıyorlar. Bakın o noktada duran bir sürücü vardı. Trafik ekipleri bu güzergahta ring halindeler. Aksaklıklara mahal vermemek için ekiplerin de yoğun bir çalışması olduğunu belirtelim. Biraz bu tarafa doğru gidersek bakın o noktalarda aslında güzel de bir görüntünün olduğunu belirtelim. Çam ağaçların bulunduğu bir alandayız ama sürücüler için zaman zaman burası sıkıntılı bir hale geliyor. Bölge oldukça soğuk. Ekipler dün geceden bu yana bu yolda ring halindeler. Şu an itibariyle burada 3 tane aracın olduğunu belirtelim. Karayollarına bağlı 3 araç burada yol temizliği ve tuzlama çalışması yapıyor. Şu an itibariyle sıcaklık 2 derece ama oldukça rüzgarın da etkisiyle birlikte havanın soğuk olduğunu belirtelim. Dün gece itibariyle tır geçişleri durdurulmuştu. Sabah saatleri itibariyle tırlar yeniden bu yola çıktı ama şu an itibariyle tırların geçişinde hiçbir sıkıntı yok. Hemen şöyle de gösterebilirsek, bakın o noktada sisin etkili olduğu alanları da görüyoruz. Zaman zaman o sis bir anda yola da geliyor, görüşü de kapatıyor. Hemen sağa doğru dönersek bakın tırlar yavaş yavaş gelmeye başladı. Yolda az önce kar vardı, karın temizlenmesiyle birlikte hareket kabiliyeti daha da iyi oldu tırların. Bu yolu normal olarak kullanmaya devam ediyorlar. Tabii ki ekiplerin kontrolleri aralıksız olarak sürüyor. Aralıksız olarak devam ediyor. 1825 rakımlı Alacabel geçitindeyiz. Bu geçit her sene olduğu gibi bu yılda karla sürücülere zor zamanlar yaşatmaya başladı. Şu an itibariyle yolun trafiğe açık olduğu bilgisini paylaşalım. Yaklaşık olarak 30 kilometrelik bir alanda etkili oldu kar. Bu yolun devamında zaten Konya il sınırı var. Konya ile Alanya'yı birbirine bağlayan yol. Bu yolda, bu güzergahta şu an itibariyle Alacabey Tüneli'nde etkili olan bir kar yağışının olduğunu söyleyelim. Kar kalınlığı 15-20 santimetre, yer yerde 20 santimetreyi geçen kar kalınlığı olduğu bilgisini paylaşarak sözü buradan size bırakalım.